Şimdi ABRP uygulamasını açalım. Buna da aynı şekilde kayıt oluyorsunuz. Profilinizi ve aracınızı yüklüyorsunuz. Sol tarafta üstte buradan araçlarınızı seçebiliyorsunuz. Örneğin ben MG4 Luxury'yi yapmışım. Buradan isterseniz yeni bir araç seç kısmından aracı seçebiliyorsunuz. Bunun da ücretli uygulaması var. Ama isterseniz ücretsiz bir şekilde otomatik ayarları da kullanabiliyorsunuz. Kalkış şarj durumunu %100 olarak ayarladım. Ben istediğiniz şekilde buraya girerek onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu referans tüketimini kendisi giriyor. 181 girmiş örneğin. MG4 Luxury'nin 110 km saat hızlardaki optimum tüketimini 181 watt olarak girmiş. Buradan şarj duraklarını seçerken ne kadar, mesela en hızlı varışı seçmişim ben. İsterseniz az istasyonda daha fazla süreyle durmayı tercih edebilirsiniz. İsterseniz ise kısa sürede durmalar ama çok istasyonda durmayı seçebilirsiniz. Ben en hızlı varışı seçtim örnek olarak. Şarj kartlarını ancak buraya ücretli üye olursanız, işte ZES'tir, başka istasyonlardır, işte En Yakıt'tır falan, diğer istasyonların kartlarını buraya girebiliyorsunuz. Şarj aletleri ve ağlar kısmından şarj türüne basıp isterseniz buradan AC de seçebiliyorsunuz, DC de seçebiliyorsunuz. Sadece AC de seçebiliyorsunuz. Ben örneğin sadece DC'yi seçtim. Kaçınma ve tercihler. İsterseniz burada hangi ağları tercih ettiğinizi veya hangi ağlardan kaçındığınızı buraya yazabiliyorsunuz. Sevmediğiniz istasyonlar varsa veya sevdiğiniz istasyonlar varsa buraya ekleyebiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Bunları çok anlatmaya gerek yok. Mesela ben minimum şarj noktasını 2 demişim. Hani en azından bir alternatifim olsun diye en az 2 tane şarj noktası olan yerleri tercih etmeyi filtrelemişim. Bana en az 2 tane şarj noktası olan yerleri önerecek. Batarya kısmında başlangıçtaki şarj durumunu 100 olarak belirtmişim. Varış şarj durumunu %20 ayarlayabilirsiniz. Şarj noktasına varış şarj durumunu yine %20 olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şarj sırasında ne kadar bağlantı süresi süreceğini soruyor. Yaklaşık işte hani gidiş sürenizi hesaplayacak ya, toplam süreyi. Bu süreleri de ona katıyor. Diyelim ki 2 dakikamız gitti burada diyelim. 2 dakikayı belirliyoruz. Buradan hızınızı belirleyebiliyorsunuz. Örneğin ben 105 kilometre en yüksek hızımı demişim. İsterseniz bunu 110 yapabilirsiniz, isterseniz 120 yapabilirsiniz. Hızı ayarla kısmını aktif ederseniz, eğer şarj istasyonuna 110 kilometre hızla ulaşmanız çok mümkün değilse, size öneride bulunuyor. Diyor ki hızınızı 110 değil 105 yapın. Yine aynı şekilde aracınızı kullanalı çok uzun süre olmuşsa, örneğin bataryanız %5 eskimişse buraya onu yazabiliyorsunuz. Eğer sıcaklığı biliyorsanız sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra bir ağırlığınız varsa onları ekleyebiliyorsunuz. Ama bunlar çok çok önemli değil. Haritaların uydu olup olmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Arayüzlerde işte hangi metrik ölçülerin size iletilmesi gerektiğini istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz. Ve sonrasında şimdi buradan geri dönelim. Burada da aynı şekilde Acıbadem yazalım örneğin. Acıbadem, Kadıköy, İstanbul seçtim ve plana basıyorum. Şunu söylemek isterim ki ABRP uygulaması gerçekten çok çok iyi bir uygulama. Kabloyla, eğer Android Auto ya da CarPlay ile aracınızın ekranına yansıtırsanız direkt bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi baktığımızda ABRP bize neleri öneriyor? İlk olarak buna biz en hızlı varışı seçmiştik ya filtrelemede. Buna göre belirliyor. Eğer deseydim ki ben
daha az istasyonda dur ama daha fazla bekleyeyim deseydim ona göre bir ayarlama yapacaktı. Belki de iki tane istasyonda bizi durduracaktı. İsterseniz ona da şimdi bakarız birazdan. Şimdi buna baktığımızda şuradan aşağıdan yukarıya çekiyorum ve görüyorum bakın. Buradan bana nerelerde durmam gerektiğini, hangi yüzdeye kadar beklemem gerektiğini öneriyor ve en son %20 şarjla Acıbadem'e varıyorum. Sürüşe bastığımızda direkt bize navigasyon olarak başlatıyor olayı. Şimdi biz bunu yeniden planla diyeceğiz ve üstteki menüden buradan az ama uzun süre durmayı seçiyorum şarj durakları kısmından. Örneğin hızımı da değiştireyim. Hızı da 120 yapayım. En yüksek maksimum hızı 120 yapayım. Plan diyeyim. Bakalım aşağıya çekelim ve görelim. Bakın bu sefer iki tane şarj noktasında durmamızı öneriyor. Ve ne kadar süre duracağımızı gösteriyor. Bu da 120 kilometre maksimum hızla gittiğimizdeki önerdiği rota. Ama aynı zamanda biz az şarj noktasında daha uzun süre durmayı tercih ettik. Yine aynı şekilde sürüşe bastığımızda navigasyon başlıyor. Sizlere bir başka yöntem daha göstereceğim. Google haritaları telefonumuza yüklüyoruz ve sonrasında Gmail profilimizle buraya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ben örneğin kayıtlı şeyler oluşturmuşum, listeler oluşturmuşum. Kendinize kayıtlı listeler oluşturabilirsiniz Google üzerinde ve bu sizin haritalarınızda gösterir. Yani ben işte yemek yeme yerleri, alışveriş yerleri, şarj istasyonları hepsini yüklemişim. Ama istediğimi buradan açabiliyorum. Örneğin İstanbul yönüne giderken kullanabileceğim şarj istasyonlarını kaydetmişim. Aynı şekilde Bodrum yönüne İstanbul'dan gelirken şarj istasyonlarını kaydetmişim. Hepsine başka bir simge seçmişim ki karıştırmayayım diye. Veya bir de çoklu istasyonlar, yani bizde birden çok markanın olduğu istasyonları işaretlemişim. O da burada. Şimdi bunların bir tanesini sildim ben. Akhisar'da Tesla süper şarjının ve aynı zamanda da ZES'in istasyonunun olduğu yer. Bunu birlikte kaydedelim. Şimdi buradan Google'dan çıkalım. Örneğin Liksuyum'a girelim. Liksuyum'dan filtreleme yapayım. Sadece DC uygulamaları göstersin. Yaklaşayım. Akhisar'ı. Yani bunu eğer tespit ettiyseniz bu yerleri bir kere Google'a yükledikten sonra sonrasında uğraşmamış oluyorsunuz. Akhisar'da görüyorsunuz birden çok markanın otobanda istasyonu var. Örneğin Tesla'nın var. ZES'im var gibi. Dolayısıyla alternatifli bir yer burası. Durmak için uygun bir yer. O nedenle burayı ayrı bir listeye kaydedeceğim. Tesla'ya tıkladım. Yol tarifine diyorum. Ve buradan Google haritaları seçiyorum. Bana Google haritalarda bu noktayı getirdi. Sonra buradan kaydete basıyorum. Ve şarj istasyonu çoklu şarj istasyonuna kaydet diyorum ve aynı zamanda burası İstanbul yönünde olduğu için ikinci bir listem daha vardı. Daha doğrusu bir başka listem daha vardı İstanbul yönü diye. Orayı da tıklıyorum ve bittiye basıyorum. Şimdi orayı kaydettik biz çoklu istasyonuma. Çıkalım buradan Google'a girelim. Kayıtlılar. Çoklu istasyonları göster diyelim. Bakın Akhisar'daki orayı kaydetti. Dolayısıyla ben burayı kaydetmiş olduğum için buraya yol tarifi diyorum. Bakıyorum ki 305 kilometre. Ben aracımla demek ki buraya gidebilirim. Eğer şu yolu seçersem örneğin bakalım 318 kilometre. Yine gidebilirim.
Yani aracımın kilometresini biliyorsam eğer buradan seçerim ve başla deyip oraya giderim. Bu şekilde de ve ekranıma, aracımın ekranına bunu yansıtabilirim. Bu şekilde de bir programlama yapabilirim. Yine aynı şekilde çoklu değil İstanbul yönünü seçeyim. İşte İstanbul yönüne de onu kaydetti. O listemi açarak birinci tercih yol tarifi diyelim. İstediğim rotayı buradan seçebilirim. Yine aynı şekilde karşı tarafı da bakın görüyoruz. Bu tarafı da kaydetmedim, çıkarttım hani size göstermek için. Yine bakalım. Diğer firmaların şarj istasyonları da burada var. Gerçi şunlarda henüz sanırım arıza ya da tam açılmamış. Ama biliyorum ben burada da iki tane, daha doğrusu iki farklı markanın hem ZES'in hem Tesla'nın şarj istasyonu var. Tesla'nın da 8'er tane, her iki yönde de 8'er tane soketi var. Dolayısıyla burası durmak için uygun bir yer. Yine yol tarifine basıyorum. Google haritalara basıyorum. Kaydete basıyorum. Yine aynı şekilde bunu Bodrum yönü ve çoklu iki tane ayrı listeye kaydediyorum. Dolayısıyla ben şimdi buralardan çıkalım. Diğer bunu bir defa Google'a liste olarak kaydettikten sonra diğer uygulamaların hiçbirine ihtiyaç duymadan yeni açılan şarj istasyonlarını eklemek üzere hariç tabii ki o tür şeyleri yeni şarj istasyonlarının açılıp açılmadığını Lixium, Volt'la ABRP gibi uygulamalardan görebiliyoruz veya kendi uygulamalarından görebiliyoruz. Yine aynı şekilde ben İstanbul'a gideceksem eğer kayıtlılar listemi açıyorum. İstanbul yönünü açıyorum. Aracımın mesafesi nereye yetiyorsa orayı seçiyorum. Veya riski atmamak için çoklu istasyonları açıyorum. Aracımın mesafesi nereye yetiyorsa buradaki o kısmı açıyorum. Ve oraya yol tarifi istiyorum. Bu şekilde de bir çözüm olarak kullanabileceğiniz yöntemi size göstermiş oldum.